TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin düşürülmesine tepki gösterdi. AKP ile Türk ordusu 2019 yılında dünyanın en güçlü 9. ordusuyken bugün 13. sıraya geriledi diyen Ataş, kışlaya siyaset sokulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu... Milli Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi hakkında İyi Parti grubu adına söz alan Milletvekili Dursun Ataş, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin yıllardır istikrarlı bir şekilde düşüş gösterdiğini ifade etti. Kışlaya siyaset sokulmaması gerektiğine vurgu yapan Ataş, Ergenekon'la başlayıp 15 Temmuz'da devam eden süreçte Sadat danışmanlığında yapılan düzenlemelerle ordumuzun temeline adeta dinamit koymuştur diye konuştu. Biz millet olarak 1000 yıldır bu topraklardayız. Sonsuza kadar da bu topraklarda yaşayacağız. Neden mi bu kadar eminiz? Çünkü tehlike ne kadar büyük olursa olsun Türk ordusu daha büyüktür. Sayın milletvekilleri, bu yüzden konuşmamın hemen başında belirtmek istiyorum ki milli savunma partimizin azami hassasiyet gösterdiği bir konudur. Türkiye'nin ulusal güvenliği birinci önceliğimizdir. Dolayısıyla milli savunmanın her türlü siyasi polemikten uzak tutulması gerektiği anlayışına samimiyet ve özenle bağlıyız. Ordu üzerinde siyaset yapmayacağız ama size de yaptırmayacağız. Özellikle Türk ordusunun AKP'nin veya başka bir partinin siyasi geleceği için kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Değerli milletvekilleri, diğer taraftan Milli Savunma Bakanlığı bütçesi yıllardır istikrarlı bir şekilde düşüş göstermektedir. Buna göre bakanlık bütçesinin genel bütçeye oranı 2003 yılında 6.9 iken 2023 yılı AKP'nin veda bütçesindeki payı ise %0.7'ye kadar gerilemiştir. Bu düşüşün sebebini sormak istiyorum. İhtiyaçlarınız mı azaldı? Bütçe başkanlığı mı kısıtlıyor sizi? Yanlış mı hesap yapıyorsunuz? Siz burada açıklayamazsınız ama ben gerçek nedenini söyleyeyim. İhtiyaçlarınız azalmadı. Nitekim bakanlık harcamaları başlangıç ödeneğinin her yıl üzerinde gerçekleşiyor. Örneğin 2021 yılı başlangıç ödeneği 61.4 milyar lirayken gerçekleşme 71.2 milyar lira olmuştur. Yanlış hesap da yapmıyorsunuz. Aslında bizlerden daha iyi siz biliyorsunuz. Türk ordusunun dünyanın dört bir yanında kahramanca mücadelesine bu bütçenin yetmeyeceğini. Ama hazinede para kalmadı, hazineyi boşalttınız. Milyarlarca doları saçma ekonomi politikalarıyla yok ettiniz. Merkez Bankası'nın kasasındaki paraları buharlaştırdınız. Vatandaşı da fakirliğe mahkum ettiğiniz için sosyal yardımlara çok daha fazla para harcamak zorunda kaldınız. Biliyoruz, aklınızda milli güvenlik yerine gelecek seçimler var. Veda bütçenizde fakirliği gizlemek var, lüks var, şatafat var, hazine garantileriyle oluşturduğunuz kara delikler var, beşli çeteniz var, doymak bilmeyen yandaşlarınız var, 3-5 maaşlı danışmanlarınız var ama milli güvenlik yok. Biliyoruz size göre itibardan tasarruf olmaz. Bize göre ise milli savunmadan tasarruf olmaz. Değerli milletvekilleri, bağımsız GFP'nin 142 ülkeyi incelediği askeri güç sıralamasına göre Türk ordusu 2019 yılında dünyanın en güçlü 9. ordusuyken bugün 13. sıraya geriledi. Yine NATO'nun en güçlü 4. ordusuyken bugün 5. sıraya düşmüştür. NATO üye ülkelerin savunma harcamalarına gayri safi yurt içi hasıladan en az %2 pay ayırmaları yönünde karar almış olsa da ülkemizde bu oran 2002 yılında 3.45 iken bugün 2023 yılında %1.63'e düşmüştür. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Kayseri Tanıtım Günlerini ziyaret ederek ilk günden bu yana yoğun ilgi gören Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin standını gezdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul Yenikapı'da Kayseri Tanıtım Günlerini ziyaret etti.
Başkan Büyük Kılıç, Büyükşehir Belediye standının yanı sıra diğer standları da tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. 16 ilçenin tanıtımının yapıldığı etkinlikte huzur şehri Kayseri'nin tarihi, kültürünü, medeniyetini, ticaretini, turizmini anlatılmasının yanı sıra yöresel lezzetlerini, mantı, sucuk, pastırma, nevzine gibi ürünleri de tanıtıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk'ün de katıldığı Kayseri günlerinde konserler, etkinlikler ve gösteriler düzenlendi. Bu kapsamda Kayserili ünlü sanatçı Baha, verdiği konserle izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı. Memleket Günleri Kayseri Buluşması programında birbirinden ilginç yarışmaların yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ve Kaymak AŞ tarafından sahne gösterileri ve kukla etkinlikleri de yapıldı. İstanbul Kayserililer Derneği, Kayseri Valiliği ve diğer kurumların katkısıyla İstanbul Yenikapı'da Kayseri Tanıtım Günleri etkinliği gerçekleştirildi. Tanıtım etkinliğinin yapıldığı alana gelen Kayserililer hasret giderdiler ve ilçe belediyelerinin açtığı standlarda başkanlarla buluştular. İstanbul Kayserililer Derneği, Kayseri Valiliği ve diğer kurumların katkısıyla İstanbul Yenikapı'da Kayseri Tanıtım Günleri etkinliğinin ilki düzenlendi. Etkinlik 8 Aralık Perşembe günü başladı ve 4 gün sürdü. İstanbul ve çevre illerde yaşayan Kayserililer gün boyunca etkinlik alanına geldi. Etkinlik alanını gezen Kayserililer, ilçe belediyelerinin açtığı standları ve yöresel ürünlerin açıldığı çadırı gezip hem hasret giderdiler hem de alışveriş yapma fırsatı elde ettiler. İstanbul Yenikapı'da Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı Kayseri Tanıtım Günleri'nde konuşan Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri pastırması tek ve en lezzetli pastırmadır dedi. Burada özellikle Kayserimizin turizmini, kültürel yapısını ve özellikle gıda ürünleriyle ilgili tanıtım yapmaya çalışıyoruz. Pastırmamız var, evli yetişilebilen bugüne kadar özellikle Kayseri ile anılan ve Türkiye'de ilk ve tek olan Türkiye'nin de %65'inin üretimini yaptığımız bir markamız pastırmamız. Pastırmamızı İstanbul'a getirelim. Hem İstanbul halkımıza hem İstanbul'daki Kayserilerimize hem de bütün dünyaya tanıtmaya gayret ediyoruz. Kayseri Ticaret Borsası olarak yaklaşık 20 yıldır pastırma, sucuk ve mantımızı bütün illerdeki festivallerde tanıtma gayret içerisinde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız da bizim ürünlerimize rağbet gösteriyor. Tabii bunun özellikle Evliya Çelebi döneminden gelmesi, Kayseri'de bir marka olması, Türkiye genelinde pastırmamız ve sucukla ilgili Kayseri'nin bir model şehir olduğunu ortaya koymuştur. Kayseri pastırması Türkiye'nin en lezzetli pastırması ve Türkiye'nin en büyük üretimini yapan bir iliz. İddia ediyoruz Türkiye'nin %65 pastırma üretimini yapıyoruz. Yine Türkiye'nin %35 sucuk üretimini yapıyoruz. Bunun yanı sıra da Kayseri mantısı şu anda hemen hemen Türkiye'de %50 imalat yaptığı duruma geldi. Elhamdülillah Kayseri lider bir şehirdir. Hem pastırmada hem sucukta. Buradan özetle sizin aracılığınızla da iddia ediyoruz. Kayseri pastırması tek ve en lezzetli pastırmadır. 4 gün boyunca devam eden Kayseri Tanıtım Günleri sona erdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerin aralıksız sürdüğünü, görev süresinden bu zamana kadar kırsalda dokunmadık alana bırakmayarak hizmetlerin ve yatırımların 1 milyar TL'yi aştığını ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın 3,5 yılı aşkın görev süresince kırsal bölgelere 1 milyar TL'yi aşkın yatırım ve hizmet yapıldı. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada 16 ilçenin kırsal mahallelerine 1070 kilometre asfalt yapımı, 632 kilometre yeni yol yapımı, 100 sanat yapısı, 230 kilometre trafik işaretleme, 3656 kar siperi, 18586 metre otokorkuluk, 10588 kilometre karla mücadele, 100064 kilometre yayla ve arazi yolları yapım ve bakımıyla 10600 kilometre asfalt yapma işi yapıldığını söyledi.
Başkan Büyükkılıç, toplam maliyeti 1 milyar 182 milyon 272 bin olan hizmetler arasında 2 milyon 700 bin metrekare kilitli parke, 338 adet çocuk oyun grubu, 103 halı saha, 18.523 kamelya, bank, masa, sandalye yapımı, 209 bina, sosyal tesis, cami, okul yapım ve onarımı, 56.571 metre mezarlık duvarı, 8.579 adet beton hazır mezar olduğunu belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, verilen eğitimlerle birlikte 112 çağrı merkezine yapılan asılsız ihbarlarda düşüş yaşandığını belirtti. Arkadaşlar, şu anda sarsıntı geliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, itfaiyenin çalışmaları hakkında bilgiler vererek 2022'nin ilk 11 ayındaki istatistik bilgilerini paylaştı. Karşı karşıyayız, asla saklanmıyoruz. Yangın anında bir an önce güvenli alana, toplandığına geçip yardım bekliyorsunuz arkadaşlar. Kayseri'de 112 kullanımında iyi bir ilgi ve bilinçli davranışın ön plana çıktığını tespit ettik diyen Mustafa Kızılkan, yanlış ihbarda bulunmada da ciddi anlamda bir düşüşle karşılaştık. Bu sevindirici bir hamledir şeklinde konuştu. Toplam 7062 olaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak müdahale etmişiz. Bu olayları kendi içerisinde ayırdığımızda şöyle bir olayımız var. 3132 yangın olayına müdahale etmişiz. Yangın olayına müdahale ederken özellikle medyanın destekleri sayesinde toplumsal bilincin ön plana çıktığını, ortak çağrı merkezi olan 112'nin halkta karşılığının olduğunu, herhangi bir sıkıntı olduğunda 112 çağrı merkezini aramak suretiyle açık adreslerini belirttiklerinde en yakın İtfaiye, sağlık, polis ekiplerinin yani genel anlamda acil durum ekiplerinin onlara ulaştığı konusunda bilincin medya desteğiyle birlikte ön plana çıktığını görüyoruz. Bundan dolayı da biz mutluyuz. Kayseri halkında ve Türkiye'de genel olarak 112 kullanımında iyi bir ilgi, bilinçli bir davranışın ön plana çıktığını tespit ettik. Yine şöyle bir olayımız var. Yanlış ihbar verme olaylarında da ciddi anlamda bir düşüşle karşılaştık. Bu sevindirici bir hamle. Fakat buna rağmen yani kurtarma operasyonlarımız var. Bu anlamda baktığımızda 3054 vakaya Kayseri İtfaiyesi'nin müdahale ettiğini görüyoruz. Yine trafik kazalarına baktığımızda da şöyle bir olayımız var. Trafik kazalarında 6667 vakaya müdahale etmişiz. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, 2022 yılını değerlendirip 2023 yılından beklentilerini açıkladı. Normal bir yıl geçtiğini belirten Odakır, 2023 yılından da seçimlerden ötürü umutlu olduklarını ifade etti. Başkan Odakır, zincir marketlere göndermede bulunarak küçük esnaftan alışveriş yapın çağrısı yaptı. Pandeminin 2 yıllık zorlu şartlarının ardından esnaflar kendini toparlamaya çalışıyor. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, 2022 yılını esnaflar açısından değerlendirdi. Normal bir yıl olduğunu belirten Odakır, ani fiyat iniş ve çıkışlarının esnafları olumsuz etkilediğini kaydetti. Ocak ayından Haziran ayına kadar biraz sıkıntılı geçti. Neden sıkıntı? Rakamlar, fiyatlar çok arttı. Petrolün artması, benzinin, mazotun artması, bütün her şeye yansıyor bu. Burada Haziran ayından sonra Temmuz, Ağustos aylarında gurbetçilerin de hareketiyle birlikte biraz piyasa canlandı. Tabii burada Cumhurbaşkanımızın kararlı, hükümetin kararlı adımları da işe yaradı. Esnaf, sanatkar rakam bir yerde durursa ona kendini uyduruyor, sisteme ayak uyduruyor. Ama rakamda bir belirsizlik olduğunda hepimiz öyle, bütçemizi ona göre ayarlayamıyoruz. O da sıkıntılar yaşıyoruz. Şu anda baktığımızda Temmuz, Ağustos ayları çok güzel geçti. Eylül, Ekim, Kasım ayları da güzel. 2023 yılındaki beklentilerini de açıklayan Odakır, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin esnaflar açısından çok olumlu olacağını belirtti. Tabii ki hepimizde olduğu gibi esnaf sanatkarında bir huzur ortamının olması gerekiyor.
Önümüzde tabii bir seçim var. İnşallah 2023'te bir seçim var. Haziran ayında erkene alınmazsa. Bu seçim Türkiye'miz için, Kayseri'miz için, esnaf sanatkarımız için önce hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah hayırlı bir seçim olur. Bu seçim tabii ki herkesi ilgilendirdiği gibi esnaf sanatkarı da ilgilendiriyor. Bu seçimin huzur içinde geçmesi, gerçekten taşların yerine oturması, istikrarlı bir havanın olması bizim en büyük arzumuz. Çünkü ne kadar sağlıklı, sıhhatli bir seçim yapılırsa, taşlar yerine oturursa bizim esnaf sanatkarında önü açılacak, huzurlu bir ticaret yapacak. 2023'ten biz inşallah umutluyuz. 2023'ün iyi geleceğini, iyi getireceğini düşünüyoruz. Başkan Odakır, zincir marketlerin esnafları zora soktuğunu belirterek vatandaşlara küçük esnaflardan alışveriş çağrısı yaptı. Biraz yerelde halkımızın küçük esnaf sanatkarı desteklemesi, alışverişlerini özellikle küçük esnaftan alınması gerektiğine inanıyorum. Zincir marketler sıkıntı veriyor küçük esnafa. Bunların zincir marketlerin biraz daha denetim yapılması lazım. Denetimlere ağırlık verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Değerli izleyenler, ikinci el araç almak isteyenlerin uğrak yeri Anadolu Otogalericiler sitesi. Site bu haftada kalabalıktı ancak alım satım istendiği gibi olmadı. Vatandaşlar yüksek araç fiyatlarından dertli. Site başkanı Metin Tuzcuoğlu ise yeni yılla birlikte fiyatların %20'ye kadar artabileceğini ifade etti. İkinci el araç almak veya satmak isteyen vatandaşlar bu hafta sonu da Anadolu Otogalericiler sitesine gitti. Site kalabalıktı ancak alım satım istendiği gibi değildi. Anadolu Otogalericiler sitesi başkanı Metin Tuzcuoğlu, araç fiyatlarının yeni yılla birlikte %20'ye kadar zamlanacağını ifade etti. Tuzcuoğlu, şu dönem araç almanın tam zamanı dedi. Araç satışlarımız son iki haftadır hızlandı. Neden hızlandı? Önümüzdeki ay itibariyle ve yıl itibariyle tekrar %15-20'ye yakın bir yükseliş bekleniyor. Ben hep sizin aracılığınızla bunu dile getiriyoruz. Yani şu an gerçekten araç almanın tam zamanı diyebilirim. Ciddi anlamda sıfır aracın olmaması, çip krizin devam etmesi bu yükselişin devam edeceğinin de bir göstergesi. Onun için gerçekten şu dönemde %15'e yakın düşük fiyatlarla araç alabilirler ama bu birinci ayın 15'i ve sonrasında tekrar %10-15-20'lere kadar tekrar üstüne koyarak gideceği için yani öngörümüz bu noktada. İnşallah o şekilde yükselmeden bütün halkımızı, bütün müşterilerimizi sitemize güvenli alışverişe bekliyoruz. Siteye araç almaya veya satmaya gelen vatandaşlarsa fiyatlardan dert yandı. Vatandaşlar bir türlü araç alamadığını söylediler. Araç bakmaya geldim. Eğer uygun bir araç bulursam alacağım ama fiyatlar yüksek. Yılbaşından sonra daha da yüksek olması söyleniliyor. Ona dayanak erkenden alalım dedik ama kendi bütçemize göre bir araç bulamadık. Yani şu an sadece bakıyoruz. Araçlar yüksek tabii, hani kendi bütçemize göre araç bulamadık. Ben 1,5 yıl oldu aracımı sattım. 1,5 yıl önce sattım aracı. 6 ay kadar düşünmedim almayı ama son 1 senedir almayı düşünüyorum. 1 senedir de bakıyorum, internette araştırıyorum. Fırsat buldukça pazara geliyorum ama yok, alamıyoruz yani. Sadece bakıyoruz. Halk korkuyor. Yani parasını tutup arabaya bağlamak istemiyor. Ve 2023'ten ümidi var. Düşecek diyor. Ama düşeceğini zannetmiyor. Her geçen hafta bir geçen hafta yaratıyor. Alırken de satarken de. Aynen öyle şu anda. Sattığın arabayı gidip tekrardan alamıyorsun. Sen satıyorsun 95 liraya. Alan adam götürüyor 110 liraya ilana koyuyor. Bu şekilde yürüyor. Şu anda sıkıntı yani. Bir de önünü göremiyorsun. Yani işte ne olacak, ne kadar zam gelecek belli değil. O tip sıkıntılar var yoksa. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığına yeni gelen fidan ve ağaçları inceledi. Başkan Çolak Bayraktar, baharla birlikte yemyeşil bir Koca Sinan inşa edeceklerini ve 2023 yılında da yeşil alan ve ağaç dikmede yeni bir rekor kıracaklarını söyledi.
Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Oruç Reis Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı fidanlıkta bulunan üretim alanını gezdi. Yapılıyor, bu da nasıl yapılıyor? Kanallarda sıkıntı içerisinde. Selam aleyküm. Aleyküm. Kayseri iklimine uygun, yeni gelen fidanla ağaçları inceleyen Başkan Çolak Bayraktar, üretim ve bakım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ne alıyor mesela burada? Şunlar, uçlar mı? Evet. Şöyle mi alacağım? Evet başkanım. Suyu iyi çeksin diye başkanım. Koca Sinan için çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, bütün gayretimiz daha yeşil ve daha güzel bir Koca Sinan için ve hemşerilerimize en iyi hizmeti sunabilmek içindir dedi. Park Bahçeleri Müdürlüğümüzün serasındayız. Gerek buradaki seramızda, gerek Cırgalan'daki fidanlığımızda yeni sezon için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yaklaşık 420 bin civarında gelecek olan fidanımızla birlikte bahar mevsiminde Koca Sinan'ımızın parklarında, bahçelerinde, yeni yapacağımız park alanlarında, ağaçlandırma bölgelerinde inşallah yemyeşil bir bahara uyandırmak için şimdiden hazırlıklara başladık. Bu gelen fidanlarımız kimisi burada adaptasyon sürecini geçirecek, kimisi diğer tarafta Cırgalan'da adaptasyon sürecini geçirecek ve baharla birlikte artık toprakla buluşma vakti gelecek. Ve bunların hepsini inşallah parklarımıza, bahçelerimize dikmiş olacağız. Biliyorsunuz ağaçlandırma faaliyetleri için çok ciddi manada ehemmiyet gösteriyoruz. Gerek yeni yapacağımız park alanlarının, gerekse şehrin içerisinde oluşturmayı planladığımız farklı bölgelerdeki orman alanlarını, şehrin merkezindeki küçük küçük orman alanlarına çok ehemmiyet veriyoruz. Ama baharla birlikte müjdemiz olacak birkaç noktada 100 bin metrekare gibi büyük bir alan üzerinde kurulacak yeni parklarımızı Kayseri'mize kazandırmış olacağız. Şimdiden bunun hazırlığı içerisindeyiz. Oraların ağaçlandırmasının için gerekli olan çalışmaları yapıyoruz. Hayırlı olsun. Güzel günlerde inşallah hemşerilerimizle birlikte kullanmak nasip olsun. Başkan Çolak Bayraktar, Kayseri'nin yeşillendirilmesi ve estetik güzelliğinin artması için çalışmaların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. Talas'ta hafta sonu Hacivat Karagöz Tiyatrosu heyecanı yaşandı değerli izleyenler. Aralık ayını kültür sanat ayı olarak ilan eden Talas Belediyesi, programların startını Türk tiyatrosunun vazgeçilmezlerinden olan Hacivat Karagöz Tiyatrosu'yla verdi. Talas'ta hafta sonu Hacivat Karagöz Tiyatrosu heyecanı yaşandı. 10 Aralık Cumartesi ve 11 Aralık Pazar günleri Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe küçük büyük herkes yoğun ilgi gösterdi. Özellikle çocuklara farklı ve eğlenceli bir hafta sonu yaşatan etkinlikte büyükler de doyasıya eğlendi. Yok öyle değil her gün. Makamla, şarkıyla... Program sonrası düşüncelerini dile getiren büyükler ve çocuklar çok eğlendiklerini ve böyle bir etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkürlerini ilettiler. Çok beğendik, çok eski günlerimi hatırladım izlediğim zaman. Oyunculara ve Talas Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Çok eğlenceli ve verimli bir program oldu. Hem eğitici hem eski günlerimizi andığımız için herkese teşekkür ederim. Çok sevdim yani, çok güzeldi. Bir daha gelmek isterim. Bir daha. Evet, çok eğlendim. Değerli izleyenler, Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde kanala düşen otomobil alev alev yandı. Kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Koca Sinan ilçesi Turgut Reis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde MS'nin sürücüsü olduğu 54PA121 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten kanala uçtu. Kazanın ardından otomobil alev alırken çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yaralanan 4 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken otomobil ise hurdaya döndü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Değerli izleyenler, Kayseri'nin yetiştirdiği sanatçılardan Nuri Savruk, 10. şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. 10. single çalışmasına Yaşanmıyor Sensizken ismini veren Savruk, gönüllere seslendi. Şarkının klibi ise Koramaz Vadisi'nde çekildi. Sensizken. Yeni single'ına ilişkin konuşan Nuri Savruk, çalışmanın YouTube üzerinden müzikseverlerin beğenisine sunulduğunu ve 3 gün içerisinde önemli bir beğeni aldığını belirtti. Yaşanmıyor Sensizken bizim 10. single çalışmamız. Biz artık ciddi bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Sözleri yine eserin benim. Müzik sevgili kardeşim Erşan Oral'ın. Klibimizi Koramaz Vadisi'nde çektik. Büyük çoğunluğunu diyeyim daha doğrusu. Burada görüntü yönetmenimiz Serhat Karaosmanoğlu ve yardımcısı Mustafa Karaoğlu sağ olsunlar. Avrupa Müzik etiketiyle de Cuma günü dinleyicilerin beğenisine sunduk. Şu anda gayet olumlu tepkiler alıyoruz. Yorumlar, izlenme sayıları, dinlenme sayıları her şey yolunda gidiyor. Tabii şöyle bir durum da söz konusu. Biz de aslında bir miktar yaptığımız müzik tarzında da var. 90'lı yılların çocuklarıyız bizler ama hem İlhan İrem havası olduğunu ilk dinleyenler hep söylediler. Hem prodüktörümüz, aranjörümüz Selim Öztürk, sevgili Selim Öztürk, Grup Kargo'nun kurucusu bir miktar kargo havası olduğunu söylüyor insanlar. Ama artık kemikleşmiş bir Nuri Savruk tarzı da ortaya çıkmaya başladı. O kalan %50 de insanlar şunu söylüyorlar. Yani evet biz bunu dinlediğimizde biliyoruz, hissediyoruz ki bu bir Nuri şarkısı, Nuri Savruk şarkısı. Bu tabii güzel bir şey, yapmaya çalıştığımız bir şeydi, bir tarz oluşturmaya çalışmak. Sanırım başardık. Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanan ve Yaşanmıyor Sensizken ismi verilen şarkının klibi de Dünya Miras Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde çekildi. Ben seni öyle sevdim ki yaşanmıyor sensizken. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Doktor Mustafa Ülker, Kayseri'nin kadim kültürü ve ürün çeşitliliği ile gastronomi liginde kalmayı hak ettiğini söyledi. Ülker, yapılan çalışmalarla Kayseri'nin gastronomi şehri olacağına inancımız tam dedi. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Doktor Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının tanıtım ve pişirme kolaylığı açısından pazarlamaya uygun bir mutfak olduğunu söyledi. Ülker, yapılan çalışmalarla Kayseri'nin gastronomi şehri olacağına inandıklarını belirtti. Kayseri'nin coğrafi işaretli anlamında baktığımızda 26 adet ürünün olduğu görüyoruz. Bu 26 coğrafi işaretli ürünün 3'ünün halı ve bebek olduğunu, bunun haricindeki 23 ürünün yiyecek ve içeceklerle ilgili olduğunu görüyoruz. Bu aslında Kayseri'nin ne kadar gastronomiye yatkın ve gastronomiyi kullanabilme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor bize. Bunların içerisinde hem develi gaceri gibi yiyecek maddeleri hem de mantı, sucuk, pastırma gibi yemekleri de bulunuyor aynı zamanda. Bunu çok önemsiyoruz ve önemli bir Kayseri için önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de 3 farklı şehrimiz UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi alanı tescillenmiş durumda. Bunlar Hatay, Gaziantep ve Afyonkarahisar'dır. Buraya baktığımız zaman Kayseri, bu şehirlerle kıyasladığımız zaman Kayseri hem sahip olduğu kadim kültürü hem de aynı zamanda ürün çeşitliliği, yelpazesinin geniş olmasından dolayı bu ligde, tabiri caizse bu ligde yer almayı hak ediyor kesinlikle. Bununla ilgili farklı çalışmalar da yapılıyor. Bunları da gözlemlemekteyiz, takip etmekteyiz. Önümüzdeki yıllar hak ettiği yere geleceğini düşünüyoruz. Nitekim Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, başvurularıyla Kayseri'de, Kayseri ile de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda başvuru yaptığını biliyoruz. Bu sürecin de olumlu sonuçlanacağını umuyoruz. Aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen gastronomi çalıştayı ve aynı zamanda Kayseri Gastronomi Mutfak Sanatları Derneği tarafından farklı şehirlerde düzenlenen fuarlar, festivaller, etkinliklerdeki tanıtım faaliyetlerinin Kayseri'yi çok geliştirdiğini düşünüyoruz. Bu etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğini, Erciyes Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatları bölümünün de Turizm Fakültesi Gastronomi Mutfak Sanatları bölümünün de öğrenci almak
kullanmaya başlamasını temenni ediyoruz. Bu sayede hem öğrenci sayımızdaki artış hem de şehrimizin tanıtımındaki artışla beraber Kayseri'nin gastronomi şehri olacağına inancımız tam. Ve bu haberli bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz değerli izleyicilerimize. Biz yine her gün haberleri ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.